Her cumartesi sizlerin vazgeçilmezi Final Forum Kanal T ekranlarında yeniden sizlere birlikteyiz. Bir haftalık aradan sonra yine çok değerli, benim için çok önemli bir konuk var stüdyoda. Sağ olsun, var olsun, beni kırmadı ve bugün programımıza sıcak bir günde, sıcak bir sohbetle çok saygıdeğer müdürüm, Beden Eğitim Spor Yüksekokulu Müdürü, rektörümüzün koordinatörü, doçent doktor Taner Erdoğan. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Merhabalar. Hızlı bir giriş bulduk. Böyle. Evet, hoş bulduk. Sağ olun, teşekkürler. Hoş geldiniz hocam. Sıcak güzel bir gün. Kış aylarını geride bırakıyoruz. Bugün çok sıcak bir sohbet gerçekleştireceğiz. Title çok uzun. Nasıl yazdıracaksın demiştiniz ama bir şekilde de sizinle istişareye girerek böyle sosyal faaliyetler, sosyal sorumluluklar. Gireceğim oraya ama önce Taner Erdoğan kimdi? Şöyle kısa bir tanımdan sonra programa devam edelim hocam, uygun görürseniz. Estağfurullah, teşekkürler. Öncelikle sevgili izleyicilerimize sağlıklı günler diliyorum. Ben Taner Erdoğan, 71 Ankara doğumluyum, aslen Erzincanlıyım. Üniversite eğitimine dahil olmak üzere Ankara'da okudum. 1994 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum ve orada da araştırma görevlisi olarak göreve başladım. Daha sonra yurt dışına eğitim için gittim ve dönüşte de Mersin Üniversitesi'nde 10 yıl kadar görev yaptım ve hayatımın dönüm noktalarından bir tanesi olan 2016 yılında da KKTC Uluslararası Finans Üniversitesi'nde göreve başladım. Ne ve o günden bu yana kadar da devam ettiriyoruz görevimizi. Daha nice güzel yıllara, nice güzel başarılara. Hep birlikte. Dün genel sekreterimiz Bülent hocamızla sohbet ediyorduk. Televizyonculuk konusunda bir şeyler söylüyordu. Biz de oradan bir şeyler aldık. Evet. Sizin de program başlarken hemen böyle hani bir soru yöneltme durumu, sonra frenler aslında geri çekilme. Böyle hocam işte. Evet, doğru. Televizyonculuk güzel bir meslek, iş, hareket getiriyor, insanı zinde tutuyor ki biliyorsunuz yine o vazgeçilmez bir durum ki inşallah düzelecek, pandemi döneminden ya, kurtulup evet, normalleşme sürecine, herkesin dediği gibi oralara gireceğiz ama çok önemli bir görevde bulunuyorsunuz. Beden Eğitim Spor Yüksekokulu Müdürlüğü, ayrıca ondan daha önemli olan işte sosyal aktivite, faaliyetler vesaire. Hocam şimdi bu dönemde öğrencilerle ne yapıyoruz ki Uluslararası Final Üniversitesi ilk dönemde yüz yüze, yani güz döneminde yüz yüze eğitim verdi ki bu eğitim süreci çok çok önemliydi. Adada olan öğrenciler vardı. Şimdi tekrar öğrencilerimiz geri gelmeye başladı ve gerek anavatanımız, gerek işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yetkililerimiz bu konuda büyük bir çaba sarf ediyorlar. Kesinlikle. Neler söyleyeceksiniz programın başında bu olaylarla ilgili, öğrencilerimizin adaptasyonuyla ilgili hocam? Evet, öncelikle sosyal ve kültürel aktiviteler, faaliyetler niye önemli? Onunla başlamak istiyorum. Buyurun hocam. Şimdi bildiğiniz gibi bizim eğitimimiz öğrenci odaklı bir eğitim. Ama üniversitemiz de öğrenci odaklı bir üniversite. Bu nedenle biz inanıyoruz ki eğitimi sadece sınıfta değil, sınıf dışına da taşımak lazım. Bu nedenle biz öğrenci kulüp ve topluluklarına çok önem verdik. Şu anda 40'ın üzerinde öğrenci ve topluluğumuz faaliyet göstermekte. Ve böylece eğitimi tek bir odaktan çoklu odağa çevirip, tek bir kültürden çoklu odağa çevirme imkanı bulmaktayız. Öğrencilerimiz diğer kültürleri paylaşmakta, diğer kültürdeki ülkelerdeki insanlarla birlikte değişik faaliyetler gerçekleştirmekte ve tecrübelerine tecrübe katmaktadır. Bildiğiniz gibi bizim bazı programlarımızda iş garantilerimiz var. Yani buradan mezun olan öğrencilerimiz daha sonra Türkiye'deki final okullarında göreve başlayacaklar. Ve hem bizleri hem kendilerini temsil edecekler. Bu nedenle biz inanıyoruz ki burada ne kadar iyi eğitim alırlarsa, biz onlara ne kadar iyi rol model olursak, onlar da aynısını domine taşı etkisiyle orada yansıtacaklar. Müthiş. Çok güzel. Şu anda dediğiniz gibi biz geçen senelerde yüzün üzerinde faaliyet gerçekleştiriyorduk. Tabii yüz yüze olduğumuz için. Daha sonra pandemi dönemi tabii biraz sekteye uğrattı ama şöyle bir avantaj yakaladık. Evet, biz yüze faaliyet gerçekleştiremiyoruz sağlık açısından ve çok da hassasız bu konuda. Üniversitemiz bu konuda gerçekten çok hassas davranıyor. Ama öğrencilerin yaratıcılığı burada ortaya çıktı. Yani biz evet yüzde gerçekleştiremesek de online başka faaliyetlerde yapabiliriz'i ortaya koydular. Ve bu beni çok sevindirdi. Burada öğrencilerin birlikte çalışmaları, yeni yaratıcı fikirler bulmaları bizi de hayrete düşürdü. Onun için buradan bütün öğrencilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Ellerine, emeklerine sağlık. Örneğin mesela geçen hafta bizim özel eğitim topluluğumuzun Neslihan Hoca'nın önderliğinde bir aktivitesi vardı. Web TV'mizden canlı yayınlandı ve çok sayıda da izlenme oranıyla birlikte. Güzel bir aktivitemiz oldu ve kulüplerden, kulüp başkanlarından, akademik başkanlarından sürekli neyi geliyor hocam, biz bu aktiviteyi yapacağız, bilginiz olsun. Desteklere ihtiyacı varsa biz destek veriyoruz ve böylece öğrenciler hem kendi yaratıcılıklarını hem çoklu kültür ortamında tecrübe kazanıyorlar.
üniversitemiz içerisinde fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, yüksek lisans programları ki siz devamlı bu aralar bize böyle bir beden eğitimi spor yüksekokulunun yüksek lisans programı ile ilgili büyük bir gayret içerisindeyiz sizin öncülüğünüzle ve ben daha önceki programlarda da söyledim işte ayağını yorgana göre uzatma durumu ama sistemli ve temiz bir şekilde geçerliliği olan işte kurdum ya da işte açıktır kalsın öğrenci olsa da olur olmasa olur şeklinde değil final üniversitesinde akademik kadrosuyla idari personeliyle her şeyiyle tabiri caizse ayağını yorgana göre uzatılacak şekilde fakülteler yüksekokulda kuruluyor yüksek lisans programları açılıyor bu konularla ilgili neler söyleyeceksiniz? Biz ilk kurulduğumuz günden bu yana dediğim gibi öğrenci odaklı bir eğitim sergilediğimiz için bu fakülteleri ve bölümleri açarken de buna paralel bir düşünce yapısıyla ilerledik. Yani dediğiniz gibi bir fakülte veya bir bölüm açılıyorsa mutlaka gereklilikleri yerine getirilecek ve oradan mezun öğrenciler bizi en iyi şekilde alanda temsil edecek nitelikte yetiştiriliyorlar. Mesela bizim örneğimize gelmek istiyorum. Biz ilk başta biliyorsunuz 2016 yılında aktif olarak yaptık. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nu kurduk ve yürüttük. Öncelikle lisans programlarımıza ağırlık verdik. Lisans programlarımızı en iyi şekilde nasıl organize ederiz? Onlara ağırlık verdik. Artık ilk mezunlarımızı verdik ve ilk mezunlarımızı verdikten sonra da artık yüksek lisans programımızı kurma zamanı geldi. Biliyorsunuz hep birlikte de bu yüksek lisans programı üzerinde çalışıyoruz. Bunun bir artısı olacak hem üniversitemize hem öğrencilerimize hem de adamıza. Şöyle biliyorsunuz bizim insan performansı, sporcu performansı ve biyomekanik laboratuvarımız var. Ve üst düzey teknoloji aletlerle donanmış bir laboratuvardır bu. Cihazlarımız gerçekten çok kaliteli cihazlardır. Buradan yetişecek öğrenciler çok üst düzey bilgiye sahip olarak yetişecek ve alana transfer olacaktır. Zaten bizim amaçlarımızın bir tanesi de bu. Öğrencilerimizi en iyi şekilde kaliteli bilgilerle, güncel bilgilerle donatıp onları alana sürmek ve onların da kendi öğrencilerini yetiştirip bu etkiyi yaratmak. En büyük beklenti o zaten. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani göreve atandıkları zaman işte hatta geri dönüp de hocam burada bana yardımcı olabilir misiniz diye sorsalar ki soruyorlar. Hatta bu benim 24 sene oldu. 24 sene içerisinde Türkiye'nin dört bir tarafına ve yurt dışında da öğrenciler göreve başladılar. Çok gurur duyuyorum hocam bundan. Çok. Yani bizim geçen seneki mezunlarımızdan, final okullarında göreve başlamış öğrencilerimizden mesajlar geliyor, fotoğraflar geliyor. Bizi çok mutlu ediyor. Ne kadar güzel. Bu sene de umuyorum ki mezunlarımız yine final okullarında aynı etkiyi göstereceklerdir. Oh inşallah diyoruz. İnşallah diyoruz. Şimdi buradan Banu hocamıza, değerli kızınız Doracığa da sevgilerimizi, saygılarımızı teşekkür gönderiyoruz. Çok onlara sağ da sağlık, mutluluk ve başarılar. Programın teşekkür sonunda böyle heyecanlanırız. Yetkililere bir mesajım var. Hocam yabancımız değildir. Eğitimle ilgili bir mesajım var. Şimdiki çocuklarımızı, gençlerimizi, geleceğimizin güvencelerini buraya getirmeye çalışıyoruz. Şimdi onlar adaya gelmeye başlıyorlar. Şimdi kimisi Girne'de okuyor, kimisi Lefke'de okuyor, kimisi Lefkoşa'da, kimisi Mausa'da. Kolay değildir, zorlu bir süreçtir. Tabii ki burada zorluklar yaşanacaktır. Ama madem ki sizler soruyorsunuz, nerede okuyorsun, kaldığın yer nerededir? O zaman onları böyle birazcık daha yakın yerlere gönderebilirseniz ne mutlu. Bunu bir abileri, bir büyükleri, bir hocaları olarak benden rica ettiler. Ben de canlı yayında hocamla birlikte sizlerden rica etmek istedim. Çünkü kolay değildir onların işte bu süreçte evlerinden, yerlerinden kopup eğitim aldıkları ülkeye, buraya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmeleri ve bu konuda birazcık daha koordineli olursak, onlara yardımcı olursak ne mutlu bizler için ve bu sistemde de kopmamış oluruz. Onlara da böyle arkadaşlarına falan bir ihtiyaçları olduğunda tabii ki yüz yüze değil, oradaki kapıdaki görevliye bir şeyler götürerek al bunlar işte benim arkadaşıma götür dediği zaman çok güzel olur bizim için. Bunu sizlerden rica ediyorum. Ne olur bu tür olaylara dikkatli olunuz, dikkat edelim. Doğru mu hocam? Kesinlikle katılıyorum söylediklerinize. Evet, hocam programımıza devam edelim. Çok zorlu bir görevimiz var. Bu görevde de şimdi beden eğitimi spor yüksekokulunun yüksek lisans programı hazırlığını, öğrencilerimizin yetişmesini, laboratuvarımızı konuştuk ama derslerimiz nasıl? Şimdi mevcut dersler biliyorsunuz değişiyor. Evet. Eğitim fakültesi, işte beden eğitimi spor öğretmenliği, paralelliği. Bununla birlikte derslerimiz nasıl hocam? Ondan da bahsedeyim.
güzel bir başlık açtınız aslında. Bu konuda da ben de konuşmak istiyordum. Buyurun. Şimdi hocam, bizim tabii diğer bölümlerden biraz farklı özelliğimiz var. Bizim uygulamalı ders sayımız çok yüksek. Bu pandemi sürecinde uygulama derslerin nasıl yapılacağı sorusunda hep birlikte oturup aslında bir beyin fırtınası gerçekleştirdik ve karar verdik. Ve şu sonuç çıktı. Beden eğitimi ve spor derslerinin yüzde yapılması gerekir. Yani bir online uygulamalı ders yapılması daha sonra bu öğrencilerimize emanet edilecek çocuklara karşı yapılacak bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle biz tüm eğitimlerimizi yüzde yapıyoruz. Hem teorik eğitimlerimizi, teorik eğitimlerimiz tabii biraz daha hibrit olabiliyor. Sınıfta gerçekleştirdiğimiz için Türkiye'de bulunan öğrencilerimiz uzaktan bağlanabiliyor. Yüz yüze öğrencilerimiz de sınıfa gelip direkt derslerini alabiliyorlar. Ama uygulama eğitimlerimiz sadece yüz yüze yapılıyor. Uygulama eğitime gelemeyen öğrencilerimiz için de yazın tekrar telafi dersleri yapılacaktır. Ve kesinlikle biz bu eğitimlerin yüz yüze yapılması taraftarıyız. Örnek olarak bir yüzme dersinin ya da bir basketbol, bir voleybol, bir halk oyunları dersinin online verilmesi dediğim gibi ileride yetiştireceğimiz jenerasyon için haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ve uygulamalı eğitim saha eğitimidir ve bizim için %60 belki daha üst seviye bir önem taşımaktadır. Çünkü biz alanda olan kişiler olarak eğitimleri alanda almalıyız. Alan derslerini yüz yüze olarak vermek eğitime yapılmış bir haksızlık olarak da söylenebilir. Bu nedenle biz böyle bir karar verdik. Bütün uygulamalı eğitimlerimizi yüzde gerçekleştiriyoruz. Ama çok önemli bir karar. Çok. Çok önemli bir karar. Tabii bunu gerçekleştirirken de pandemi döneminde olduğumuz için hassas davranıyoruz. Sosyal mesafeye, maskeye uygun ortamlar yaratıyoruz. Tam da oraya gelecektim işte. Ve böylece şimdi hem öğrencilerimizi hem kendi sağlığımızı ön planda tutarak bu derslerimizi yüzde gerçekleştiriyoruz. Müthiş hocam, çok güzel. Tam da oraya gelecektim. Uluslararası Final Üniversitesi tam donanımlı. Online bir dersin aktarılması için gerekli teknolojik araç ve gereçlerin sağlanması. Evet, yine çok saygıdeğer hocamızın söylediği gibi işte yüz yüze ders yapıyoruz ama bu dersleri yaparken de serpiştirilmiş bir şekilde maske, mesafenin ve hijyenin yapıldığı dersliklere girişlerde, çıkışlarda doğrudur, önlemlerin alındığı, keza bu ulaşımda da siz daha bu tabii konuda da bilgi sahibisiniz. Ulaşım konusunda da öğrencilerimize en iyi şekilde işte bulundukları yerlerden, yurtlardan, evlerden, üniversite yerleşkesine getirilmesi konusunda da oldukça hassasız değil mi hocam? Doğrudur hocam. Doğrudur, çok iyi söylediniz. Evet, müsabakalara ara verildi. Verildi. Bir sınav sorusu sorduk. Biz final güz döneminin finallerinde, spor bilimi temellerinde dersimizde. Şu anda devam eden müsabakalar hangisidir? Bir cevap geldi, tek bir cevap. Olabilir, normaldi. Şu anda pandemi nedeniyle hiçbir spor müsabakası yapılmıyor cevabını aldık. Ama halbuki bakın işte Avustralya açık tenis olsun, Türkiye'deki futbol ligleri olsun, La Liga'sı, bütün şeyler, Premier Ligi, Bundesliga'sı hepsi yapılıyor değil mi hocam? Kontrol altında yapılıyor. Bunları dikkat etmemiz lazım. Birinci sınıftayız vesaire. Olabilir böyle şeyler. Ama hocam ara verildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de ki yavaş yavaş bu açılımlara gidiliyor. Bununla ilgili siz bir spor yöneticisi olarak, bir spor adamı olarak neler söylemek istersin? Çünkü agresif tavırlar sergileniyor işte. Bir an önce maçlara başlayalım, onu yapalım, bunu yapalım vesaire. Ne yapmak lazım hocam? Yani evet, yani çok klişe bir cümle olacak belki ama öğrencilerimize de böyle bir durum var işte. Evet. Yani, dünyada spor bitmiş, yapılmıyor. Hayır, yapılıyor. Örneğini verdim işte. Ve bununla birlikte neler söyleyeceksiniz hocam? Nasıl bir yorum? Şöyle başlayayım. Klişe bir cümle olacak ama her şeyin başı sağlık. Yalnız tabii sağlığı ön planda tutarken diğer aktiviteleri de geri plana atmamak lazım. Bu nedenle gerekli şartlar sağlandığı sürece, özellikle sağlık şartları sağlandığı sürece spor aktiviteleri gerçekleştirilebilir. Ama bunların mutlaka önlemleri alınmalı. Yani takım sporlarından ziyade belki önce bireysel sporlarla bunlar başlanabilir. Daha sonra kontrollü bir şekilde takım sporları da aktiviteye geçirilebilir. Ben bu konuda herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Zaten aşılanma süreci de hızla devam ediyor. Aşılanma süreciyle birlikte de dediğim gibi bireysel sporlardan başlayarak takım sporları da yavaş yavaş açılabilir diye düşünüyorum. Ki adamız kontrollü bir adadır. Burada çok daha rahat daha bu işleri yapabiliriz diye düşünüyorum. Güzel. Hocam ben bir dönemdir Uluslararası Final Üniversitesi'ndeyim. Siz kuruluşundan beri üniversite içerisindesiniz. Bana gezdirmiştiniz spor teşkilat yapısını, bulunan bütün tesisleri ama Uluslararası Final Üniversitesi'nin
spor teşkilat yapısı veya işte bununla birlikte tesis durumu, sportif tesisleri ne durumdadır, nelere sahip? Bizi izleyenlere bu konuda nasıl bir yorumda bulundurdunuz, neler söylerdiniz? Ondan da bahsedeyim. Ondan önce şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Biz 2016 yılında ilk öğrencilerimizi aldığımızda Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda 8 öğrencimiz vardı. Ve o zaman 8 öğrenciyle birlikte biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki branşlar arasındaki hepsine katılmaya çalıştık. Bizim eğitim alanında ve spor alanında da tabii buna dahil olmak üzere mantığımız şu. Biz bulunduğumuz lokale nasıl destek veririz? Ve 8 öğrenciyle biz turnuvalara katıldık. İşte bu satranç turnuvası olsun, atletizm olsun, futbol olsun, başka üniversitede yapılan aktiviteler olsun, hepsine katıldık. Burada önemli olan çocukların paylaşımı, çocukların kendine ve spora duyduğu aidiyet duygusunun artırılması. Bunlar bizim için önemliydi. Bunun için ilk senemizden bu yana biz bu faaliyetlere katıldık. Tabii bununla birlikte tesise ihtiyacı doğdu. Sağ olsun yönetimimiz bizim hemen okulumuzun biliyorsunuz arka kısmına bir kapalı spor salonu gerçekleştirdik portatif olarak ve hemen bunu kullanmaya başladık. Öğrencilerimiz normal zamanlarda da dersimizin olmadığı zamanlarda burada spor aktivitelerini gerçekleştirebiliyor. Masa tenis masalarımız var biliyorsunuz, badminton oynanabiliyor. Yeni tesislerimizde bir fitness salonu kurduk. Yüzme havuzumuz var öğrencilerimizin kullanabileceği ve bunların tabii sporcuların testlerin yapılabileceği, bunu üstlere bastırarak söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten bulunduğumuz bölgede, bulunduğumuz büyük coğrafya içerisinde ilk üçe girebilecek bir laboratuvar. Onu da burada tekrar söylemek istiyorum. Burada da pandemi döneminden sonra da yapacağımız sporcu testleri olacaktır. Biz aslında Simay Hocam'la birlikte, burada da kendisine selam söylüyorum. Birlikte... Simay Hocamız da, Dünya Hanım da, hocamızı evet. Çok fazla sıkıştırma hocam dedi bu konuda. Organizasyonunu yapmıştık. Testlere başlayacaktık ama pandemi döneminden dolayı maalesef bunları gerçekleştiremedik. Tabii burada Dünya Hanım'a da katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Evet. Bize her alanda çok büyük katkı sağladı. Bunları gerçekleştirmemizin, ekibimizin de böyle bir aile ortamını sağlamak bizim için çok daha kolay oldu böyle bunu bir ortamda. Söylemeniz ne kadar güzel. İlk programda bir de Uluslararası Final Üniversitesi yetkililerim aile ortamından bahsediyorlar. Öyle. Ki gerçekten de öyle. Siz çok mütevazı bir insansınız. Ve okul üniversite yerleşkesinde 6-6,5 kilometre doğuda olan sanki de bir tatil köyünü andıran yurtlardan bahsetmediniz. Evet. Şimdi bizim tabii... Çünkü spor testlerimiz orada da yer alıyor. Doğru. Orada işte yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz var ve öğrencilerimiz de aktif olarak kullanıyorlar. Hem kampüs dışından olsun hem kampüs içerisinden ve yurt içerisinden olsun aktif olarak kullanıyor. Tabii havaların biraz daha ısınmasıyla birlikte açık yüzme havuzumuz da burada faaliyete girecektir. Öğrencilerimiz de çok mutlu. Böyle doğal bir ortamda hem spor hem arkadaşlarıyla sosyalleşme fırsatı buluyorlar. Hem karşılıklı kültür değişimi fırsatı buluyorlar. Bizim için de bulunmaz bir fırsat. Öğrencilerimiz sınıf dışında da kendilerini geliştirme olanağı buluyorlar. Bunları da üniversitemiz tabii öğrencilerimize sağlamış bulunmakta. Müthiş bundan dolayı da gurur duyuyoruz. Müthiş bir bence yerleşim, bilgisayar laboratuvarlarından tutunuz, fitness merkezinden tutunuz, sizin söylediğiniz gibi oradaki kafe, restoran artı açık olan havuzun, yani tatil havasında. Tatil ortamı. Müthiş değil mi hocam? Çok, çok büyük bir fırsat. Yani keşke öğrencilik yıllarımıza geri dönüp de böyle bir ortamda eğitim alabilseydik. Şimdi ayrıca rektör koordinatörü görevli birlikte şunu sormak istiyorum. Üniversiteye öğrencilerimiz gelmeye başlıyor. Evet. Final Üniversitesi'nin hedefi nedir bu ilerleyen dönem içerisinde, bahar dönemi içerisinde? Şimdi tabii eğitimlerimiz yüzünde biz başladık. Karantinada olan öğrencilerimiz var. Ve gelecek öğrencilerimiz de olacak hem yurt içinden hem yurt dışından. Bunların tabii karşılanması, yurtlarına yerleştirilmesi ve eğitimlerine başlama süreçleri var. Onlar organize oluyor. Yeni açılacak bölümler için organizasyon yapılıyor. Onların organizasyonları var. Tabii gelecek öğrencilerimizin de aynı şekilde kültürel ve sosyal faaliyetlerin nasıl gerçekleştirilebilir? Bu pandemi süreci hassasiyetine göz önünde bulundurarak onların organizasyonu var. Ve aynı zamanda da ben kendimde şöyle bir avantaj görüyorum. Sonuçta ben bir akademisyenim. Hem derslere giriyorum, hem bilimsel tarafım var, hem de sosyal kültürel tarafım var. Bu üç görevi birden sentezleyerek aslında öğrencilerin durumunu çok daha iyi gözlemleyebiliyorum her ortamda. Onun için organizasyonu yaparken bu üç başlığı aynı başlık altında toplayıp öğrencilere öyle bir ortam yaratıyoruz. Bu da hem benim hem de öğrenciler için avantajdır. Final Üniversitemizde hatırı sayılır bir rakamla üçüncü ülkelerden gelen öğrencilerimiz var. Doğrudur. Bunların adaptasyonları,
nasıl sağlıyorsunuz sosyal faaliyetlerini? Tamam, yine o pandemi durumuna gireceğiz ama onunla birlikte yani iyi bir koordinasyon var hocam gözlenen, yani kesinlikle. Okula girişlerde, üniversiteye girişlerde, çıkışlarda vesaire. Bunlarla ilgili tabii önce oryantasyon sürecinden merak ediyorlar çünkü. Tabii öğrenciler için oryantasyondan bahsedeyim biraz. Normalde pandemi döneminde yüz yüze oryantasyon yapılamazdı. Büyük bir riskti. Biz de yönetimimizle birlikte konuştuk ve online oryantasyona karar verdik. 150'nin üzerinde video çektik. Müthiş. Her konuda, öğrencilerin her konuda hangi ihtiyacı varsa o konuda Türkçe, İngilizce ve diğer dillerde olmak üzere videolar çektik. Bunların hepsi montajlandı. Hepsi sayfamıza koyuldu ve öğrenciler şifre ve kullanıcı adlarını girerek bu oryantasyon videolarına ulaştılar. Yani daha kendi ülkelerinden buraya gelmeden oryantasyonunu tamamlayabilecek imkanlar sağladık. Bu bizim büyük bir avantajımızdı. Neler var içerisinde hocam? Örnekler misiniz? Tabii mesela hani kayıtlar var, sosyal ortamda sosyal aktiviteleri nasıl yapabilirler var, kulüplere kayıtlar var, dersler için ders konularında bilgiler var, yurtlarla ilgili bilgiler var, taşımacılıkla ilgili bilgiler var, yani akademik danışmanlıkla ilgili bilgiler var. Dediğim gibi 150'nin üzerinde videomuz mevcut ve bunların sayısı da gün geçtikçe artacaktır. Öğrencilerimiz daha adaya gelmeden oryantasyonunu tamamlamış oluyorlar. Buraya geldikten sonra da eğer soruları varsa yüzde sorularını cevaplıyoruz. Uluslararası ofisinde desteğiyle bu süreci en iyi şekilde yönetiyoruz. Yani hocam şimdi bunlar herkesin bildiği şeyler diyor insanlar bazen ama çok önemlidir. Düşünün, havalimanından indi, bir otomobili kiraladı, sol şeritten sağ şeritten içeriye daldı, gidiyor. İşte tabii. O sizin demiş olduğunuz, az önce söylediğiniz bantların hazırlanması, videoların çekilmesi tabii. Ve öğrenci daha adaya gelmedi bunları görmesi değil mi? Tabii, hatta trafik konusunda da videomuz var, onu da Sima hocamız sunmuştu. Hocam besyoculara o kadar zikrediyoruz. Bugün havaya gelecek çok bir personel de kıskanacak. Bununla birlikte... Bütün hocalarımızın çok büyük emeği var. Dediğim gibi 150'nin üzerinde doğru söylüyorsunuz. Video var ve bunların hepsi farklı dillere çevrildi. Orada da Nazif hocam sağ olsun ve diğer arkadaşlarımız Çiğdem hocam ve Mehmet hocam da sağ olsun burada büyük destekte bulundular. Bütün hocalarımız bunları İngilizceye çevrildi, İngilizce seslendirildi. Diğer dillerde de dediğim gibi işte Arapça olsun, Rusça olsun bunlar da seslendirildi ve böylece Fransızca seslendirildi. Bunlar böylece diğer üniversiteden gelen öğrencilerimize rahat bir şekilde anlayarak üniversitemizde daha rahat adaptasyon sağlama süreçleri önü açılmış oldu. Şimdi sokağa çıkma yasağı olduğunda 3. ülkeden gelen öğrenciler pazar günü bile sokakta dolaşıyorlar. Ama böyle videolar hazırlandığında, ettiğinde bu devlet politikası haline getirilmesi lazım. Siz söylemezsiniz ama ben söylerim. Haberci şimdi olduğu için bazen böyle kızıyorum ben. Hocam ne kadar güzel bunların hazırlanması ve ondan sonra işte bu öğrencilerimizin, bu insanlarımızın bilinçli hale gelmesi ve bu bir tanıtımdır sonuçta. Bu ülkede diğer gelecek adı kesilmemesi için öğrenciler için büyük bir şeydir. Bence fırsattır. Yani öğrenciler de ziyade. Sonuçta ben bir baba olarak çocuğumu üniversiteye gönderdiğim zaman üniversite benim çocuğuma ne kadar ilgi alaka gösteriyor ve hangi konuda hangi hassasiyetleri var araştırırım. Çok güzel söyledin. Şimdi hocam, buna baktığımız zaman ben böyle bir ortamın yaratıldığını ve daha adaya gelmeden öğrencilerimizin bir oryantasyon programına müdahil olduklarını gördüğüm zaman benim içim rahatlar ve üniversite bir güven verir. Ve daha dediğim gibi öğrencilerimiz buraya ulaşmadan biz ailelerin güvenini kazanmış oluyoruz. Zaten dediğim gibi ekip olarak, bütün üniversite olarak biz öğrencilerimizle birebir ilişkilere sahibiz. Hangi konuda olursa olsun, saat kaç olursa olsun biz öğrencilerimize destek veriyoruz. Üniversiteler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dışa açılan pencereleridir, dünyasıdır. Kimi üniversiteler işte 30 kusur yılı aşkındır faaliyet gösteriyor. Kimileri de işte yeni açılanlar 3-4 yıllık, 5 yıllık olanlar var. Uluslararası Final Üniversitesi bunlardan bir tanesi. Doğrudur. Ama söylediğinizle ve aile ortamıyla öğrencilerine vermiş olduğu hizmetle, bu sistemle sanki de 30 yıllık hizmeti vermiş gibi şu anda adanın en güzel şehri olan Girne'de böyle yıldız gibi parlıyor. Tabii sonuçta evet, buradaki sürecimiz belki 2006'da başladı ama bizim Türkiye'de 41 yıllık bir kültürümüz var. Final kültürümüz var. Onu da adaya taşıdık ve o kültür 41'in üzerine sayarak devam ediyor burada. Böyle bir avantajımız var. Ben devamlı hani aile belki buraya gelen diğer hocalarımız hep aile diye bahsetti. Şimdi ben şöyle yorumluyorum. Aile demek güven demek. Biz birbirimize ne zaman ihtiyacımız olursa, bu akademik çalışan olabilir, idare çalışan olabilir, öğrenci olabilir. Biz hep birbirimize destek çıktık. Kimin bir açığı oluşursa biz onu kapattık. Bizimkiler de kapatıldı. Bizi bu güven ortamını oluşturduktan itibaren, ki bu ilk günden beri oluştu zaten, biz zaten aile olmuştuk ve bu da devam ediyor.
Tekrar beden eğitimi spor lüks okuluna dönelim. Dönelim hocam. İki program beden eğitimi spor öğretmenliği, antrenörlük eğitimi var. Evet. Bunun haricinde başka programların açılması hedefimizde var mı? Hedefler doğrultusunda nasıl ilerlemeyi düşünüyoruz? Evet, tabii alanımızda diğer programlar da var. Ama dediğim gibi biz kontrollü bir büyüme istiyoruz. Yani bizim mezunlarımız mezun olduktan sonra dışarıda iş bulabilecek kapasiteye ulaştığına inanıyoruz ama tabii dışarıdaki istihdam sürecinin de buna uygun olması lazım. Doğru. Bu nedenden biz önce öğretmenlik bölümümüzü açtık, daha sonra antrenörlük bölümümüzü açtık. İlerleyen dönemlerde yöneticilik bölümünü açmayı düşünüyoruz. Tabii bu yöneticilerimizle yani üniversite yönetimiyle birlikte vereceğimiz bir karar. Ama şu andaki sizlerle de konuşmuştuk, böyle bir fikrimiz var. Yöneticilik bölümü açılması fikri. Ve daha sonra belki egzersiz bilimleri, rekreasyon gibi bölümlerde açılabilir ama önümüzü görmek açısından tabii bir alanı da görmek lazım. Biliyorsunuz bizim bir özel yetenek sınavı sürecimiz de var. Doğrudur. Bu özel yetenek sınavımız geçen sene merkezi sisteme alındı. Ve ister istemez adaya gelen öğrenci sayıları. Çünkü öğrencilerimizin orada da şey yoktu, çok bilgisi yoktu o konuda. Onun için sınavlara girme, girememe konusunda bazı sekteye uğradı bizim sınavlarımız. Ve böyle olunca da adaya gelen öğrenci sayısı düştü. Ama şu anda başvurularımız devam ediyor, girişimlerimiz devam ediyor. Türkiye zaten bu özel yetenek sınavından merkezi sisteme alınma olayı da resmi bir yazıyla 2022 yılına ertelendi. Biz de umuyoruz ki bu sene adaya gelecek öğrencilerimiz özel yetenek sınavıyla alınacaktır. Çünkü biz dediğim gibi bizim için alan çok önemli. Doğru. Yani biz eğer öğrenciyi alanda görmeden direkt bölümümüze alırsak eğitim sürecinde bazı sıkıntılar yaşayabiliriz. Çünkü biz biliyorsunuz yani Türkiye'de 20 merkezden fazla merkezde sınavlarımızı gerçekleştiriyoruz ve her sınav kayıt altına alınıyor, her sınav fotosellerle yapılıyor ve hepsi ailelerin gözünün önünde birebir kayıt edilerek ve daha sonra sonuçlar bize geldiğinde YÖK'ten biz kişilerin bilgilerini çekerek özel formüllere koyup daha sonra sıralamayı yapıyoruz. Bu nedenle alandaki bilgiler bizim için çok önemli ama aynı zamanda tabii ki teorik kısım, bilişsel tarafı da çok önemli. Bu ikisinin birleşiminden biz bir öğrenci potansiyeli oluşturmaya çalışıyoruz. Bu nedenle de biz sınavlarımızı yüz yüze alanda özel yetenek sınavıyla yapmak istiyoruz. Çok güzel. Her şeyin başı eğitim. Doğru. Yani sağlık eğitim ama bir taraftan üniversitenin sağlık konusuyla ilgili diş hekimliği fakültesini devreye koymuş oldu. Çok önemli bir atılımlı bir adımdı. Ardından eğitim derken de, her şeyin başı eğitim derken de beden eğitimi öğretmenliği. Şimdi bizi dinleyenler her taraf beden eğitimi öğretmeni doldu diyorlar ama gerçek yüzü o değil, değil mi hocam? Yani belli bir kontenjanı vardır. Bu kontenjanlarda rakam 300'ün üzerine çekilmiştir. Ve çok zorlayıcı bir durumdur. Ve diğer bölümlerin farklı bölümlere de geliyorsunuz o puanda ama ona rağmen yine de tercih edilebilirliği devam ediyor. Beden eğitimi öğretmenliği diğer programda açılacak olsa bile yine her zaman çok önemli bir yer. Kesinlikle. Şimdi bizim tabii şöyle ufak bir özelliğimiz var. Dediğim gibi biz alan hocası olduğumuz için, teorinin üzerine alan hocası olduğumuz için. Şimdi bizim beden eğitimi öğretmeni sadece derslerine girip orada kişilere beden eğitimi, fiziksel aktivite veya spor yaptıran hocalar değildir. Bizim asıl işimiz derslerden sonra başlar. Öğrencinin bir problemi varsa beden eğitim öğretmenine gider. Öğrencinin bir sıkıntısı varsa beden eğitim öğretmenine gider. Beden eğitim öğretmeni normal ders içinde kulüp çalıştırır, takım çalıştırır, sosyal faaliyet yapar. Hep öğrencilerle iç içedir. Onun için çoğu öğrenciler, belki siz çocukluk zamanınızdan da hatırlarsınız ki sayın seyircilerimiz de bunu böyle bir geriye doğru dönerlerse onlar da benimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Bizim rol modelimiz hep beden eğitim öğretmenleridir. Hiç unutmak, bunu unutmak ne mümkün. Değil mi? O nedenden biz beden eğitim öğretmenlerimizi ne kadar iyi yetiştirirsek aslında çocuklarımızın önüne o kadar iyi rol model koyacağız demektir. Doğru. Onun için alanımız bu açıdan da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve kimse de dalmasın, gücenmesin de bize. Beden eğitimi öğretmenliği konusunda rol model, ta geçmişimizden Yaşar hocamız, Allah uzun ömürler versin. Hasan hocamız, Allah rahmet eylesin. Ve bununla birlikte daha bir sürü hocamız var. Onlara da, hayatta olanlara, iyilik, sağlık olmayanlara da Allah rahmet eylesin. Ama çok müthiş insanlar, müthiş ki sporun içindeydiler de oldukça güzel dereceler ve öğrencileri yetiştirdiler. Yaptılar, yetiştirdiler. Onları da buradan selamlıyorum hocam. Aynı şekilde. Şurada yanlış anlaşılmasın, tekrar bir açıklık getireyim. Burada bütün alanlar önemli. Bütün alanlar mutlaka ki önemli ama bizim dediğim gibi öğrencilerin kendini daha rahat hissettikleri,
öğrencinin öğretmenle daha fazla, daha rahat ilişki kurabildikleri ortam sınıf dışı ortamlar. Biz bunu sağlayabiliriz. Yoksa yani beden eğitim alanı en önemli alandır diye öyle bir iddiamız yok. Ama önemlidir diğer, sonuçta. Önemlidir tabii ama diğer alanlarla birlikte bir bütündür eğitim. Doğru söylüyorsun. Tek başına değil ama bizim alanda olmamızın öğrencilere daha rahat ilişki kurmamıza fayda sağlıyor. Evet, bu yıl şu anda net olarak 2000 neresiniz doğrudur. Hı hı. Mezun vereceğiz, yolumuza evet. devam edeceğiz. Programımızın son sorusu da hedefimiz nelerdir? Mezuniyet evet. konusunda, öğrencilerimizin, 4. sınıflarımız konusunda ki bizim Beden Eğitim Spor Yüksek Okulu'nun öğrencilerinin %80'i zaten şu anda adadaydı. Değil doğru. mi hocam? Tabii, yavaş yavaş da geliyorlar zaten. Burada da olacaklar çünkü sağ olsunlar kendileri de bu konuya hassasiyet gösterdiğimizi biliyorlar doğru. ve aynı hassasiyeti kendileri de gösteriyorlar, aileleri de gösteriyorlar. Buradan hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu sene mezunlarımızı veriyoruz ve iş garantilerini de veriyoruz. Hepsi şu anda hazır, final üniversitelerinde gidip görev yapabilecek. Tüm donanıma sahipler. Tabii ki oradaki final okullarındaki hocalarımızın alan tecrübelerini de edinerek ve kendilerinin güncellenmiş bilgilerini de etrafa yayarak bizi en iyi şekilde temsil edeceklerini düşünüyorum. Ne kadar güzel. Hocam sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza, ayağınıza, gönlünüze sağlık diyorum. Ben teşekkür ederim. Size ve sevgili ailenize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Beni de kırmadınız. Bu hafta konuğum oldunuz. Ayrıca da onun için. Size teşekkür ederim. Benim için büyük bir keyifti. Sizin nezdinizde de Kanal T'ye biz çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun hocam. Evet, bu hafta da doçent doktor Taner Erdoğan, çok saygıdeğer müdürümüz, Beden Eğitim Spor Yüksek Okulu Müdürü bu hafta konuğumuz oldu. Sağ olsunlar bizleri kırmadan programımıza konuk oldular. Haftaya bir başka konuğumuzla yine eğitimi ve eğitimle birlikte olan tüm içeriği burada konuşmak, tartışmak, konuşmak üzere sizlerle birlikte olacağız. Efendim görüşmek üzere, mutlu bir hafta sonu diliyorum ve maske, mesafe, hijyeni lütfen unutmadan yaşamımızı güzelce sürdürmeye devam edelim ve bu illetten kurtulalım. Görüşmek üzere, hoşça kalınız. We'll be right back.